Sedat Leçiner, Derin Devletin Dönüşü. Bazen okurlarımız soruyor, "Hocam son dönemde yazılarınız biraz karamsar olmadı mı?" diye. Bizler somut verilere göre analizler yapıyoruz, buna göre öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Eğer yazılarımızda kötümser bir tablo ortaya çıkıyorsa, bunu yazarın ruh halinden çok gelişmelere bağlamak gerekir. Yoksa emin olunuz, her gelişmeyi hayra yormaya, insanımıza ve yetkililere umut ve motivasyon açılamaya gayret ediyoruz. Ancak olanı tüm netliğiyle ilgilisine anlatmazsak, kendimizi ve ülkemizi yanıltmış oluruz. Örneğin, son dönemde ekonomiden neredeyse hiç iyi haber gelmiyor. Faiz ve enflasyon yüksek seyrediyor, İşsizlik sürekli artıyor, dolarsa tarihi rekorlar kırıyor. İşin kötü tarafı döviz yüksek olmasına, işçi maaşları düşmesine ve işsizlik artmasına rağmen daha rekabetçi hale gelmesi beklenen ekonomi ihracat yapamıyor. Son 3 aydır ihracatımızda ciddi düşüşler yaşanıyor. Kişi başına gelir de 2010'dan bu yana adeta takıldı kaldı. Tablo bu olunca... Ekonomide kriz beklentisi, en azından büyük sıkıntı beklentisi, her gün gündemde tartışılıyor. Sanki siyaset farklı mı, orada da gerilim hakim ve sanki herkes bir dakika sonra patlayacakmış gibi. Toplu elektrik kesintisi, daha doğrusu sistemin çökmesi, adliyenin teröristlerce basılarak bir savcının katledilmesi, Ağrı'da terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışma ve ardından gelen ağır iddialar hep eski Türkiye'yi hatırlatıyor belki yeni Türkiye sözlerini çok duyuyoruz ancak birkaç yıldır yaşadıklarımız hep tanıdık geliyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığından bakınca tüm bunlar mutlu bir doğumun sancıları sanılabilir. Ancak gerçek manzara hiç de öyle değil. Türkiye zorlu bir reform sürecini tercih etmek yerine kolayı tercih etti. Belki manipülasyona geldi ve kestirmeden bir yerlere varmaya çalıştı o da olmadı. Örneğin ekonomide üretken ve inovatif olamadık. Siyasette ise eski Türkiye'nin kanunsuz, hukuksuz yönetim hastalıklarından tam olarak kurtulamadık. En kötüsü derin devletine yapılardan kurtulma şansını belki de uzunca bir süre için kaybettik. Derin devlet geri mi döndü? Yeni değil, belki de 5 yıldır yazıyorum. Türkiye derin devletin kuyruğundan tuttu ve işin sonunu getirmeye ramak kalmıştı. Ancak yöneticiler meselenin özüne gitmek yerine işi basit bir satranç oyununa çevirince fırsatlar kaçtı. Daha o davaların sanıkları içerideyken derin yapılanma yeni versiyonlarını ve kadrolarını oluşturmuştu. Bunu bir yazımda Ergenekon 2.0 diye adlandırmıştım. Ancak herkes birbiriyle olan sorunlarını aynı torbaya atıp meseleyi sulandırınca hem davalar çıkmaza girdi hem de kurunun Yanında yaş yandı. En kötüsü büyük fırsatlar kaçtı. Şimdi hükümet baş düşman olarak cemaati görüyor. Elbette geziciler ve 6-7 Ekim olaylarını tekrarlarlar korkusuyla örgüt de korkulanlar arasında. Bu saydıklarımız için de derin devlet korkusu adeta ortadan kalktı. Yani bahsettiğimiz yapılara gün doğdu. Türk toplumu ve siyasi aktörleri bir kez daha gafil avlandı oyun basitti. AK Parti'yi eleştirilerle, dışarıdan saldırılarla yenebilmek çok zordu. Bu parti ancak içerden bölünmelerle zayıflatılabilirdi. Tabanda ve tabanda ayrışma sağlanmalıydı ve ardından ekonomide ve güvenlikte krizlere yelken açılmalıydı. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın AK Parti'nin hiçbir suçu yok da her şey görünmez bir el ayarlıyor demiyorum. Bu süreçte AK Parti'nin pek çok kusuru oldu. 2007 seçimlerinden sonra yaşanan özgüven patlaması, partiyi oluşturan pek çok grubun dışlanarak fikri tabanın daraltılması, Avrupa Birliği bağlarının zayıflatılıp yerine Suriye ve Irak gibi Orta Doğu sorunlarının konulması, işbirlikçi ve uzlaşmacı dış politikadan daha sert ve çatışmaya yatkın bir siyasete kayılması, özgürlükçü söylemin eyleme dönüşmekte zorlanması, hatta yer yer söylem bazında dahi kapsayıcı, kucaklayıcı olunamaması, içerideki çürük elmaların zamanında temizlenememesi, usul eksiklikleri ve kanunların uygulanmasında özensizlikler, hatta hoyratlık vesaire. Tüm bunlar ve belki de fazlası partinin eksikleri, yanlışları. Başka bir deyişle AK Parti kendisinden beklenen hataları yaptı. İktidar yıpranması da buna yardımcı oldu. Ancak tüm bu hataları istismar eden, hatta hata yapmayı kolaylaştıran bir güç de her zaman oldu. Cemaat ve parti kafa kafaya tokuşturuldu. Dediğimiz ve defalarca tekrar ettiğimiz gibi AK Parti'yi zayıflatmada ilk tatbikat tabanda ve tabanda kavgaydı. Liberallerle ve solla kopuşlar fazla dikkat çekmedi belki ancak asıl darbe ön saflardaki itişmeyle yaşandı. Cemaatle Parti adeta kafa kafaya tokuşturuldu. Çünkü biliniyordu ki AK Parti'yi Cemaatle kavga ettirmeden yıkmak zordur. Belki de mümkün değildir. Sonuçta hedeflenen oldu ve hükümetin iki ana sütunu birbirine girdi ve hala da birbirlerini yıkmakla meşguller. Stratejinin diğer ayakları ise tavanda yani Cumhurbaşkanıyla Başbakan, Cumhurbaşkanıyla önceki Cumhurbaşkanı, Arınç gibi partinin abileriyle Gökçek gibi isimler arasındaki çekişmeler ve kavgalar. Bu aşamayı tamamlaması umulansa ekonomide kırılma ve güvenlik alanında yönetilemez bir ülke algısının inşası Ağrı'ya baktığımızda savcı kirazın katledilmesini düşündüğümüzde 6-7 Ekim ve çözüm sürecinin askıya alınmasını sorguladığımızda hep aynı şeyler geliyor aklımıza. Örneğin adliye baskını ve savcının öldürülmesinde gerçeklerin %10'una dahi hakim olduğumuzu sanmıyorum. Aynı şekilde Ağrı'daki görünmez üçüncü aktörü tahmin etmemek zor. Bitirmeden önce Habertürk yazarı Fehmi Korun'un açıklamalarına değinmeden geçemeyeceğim. Şöyle diyor Koru. Ağrı'da yaşananlar bir provaydı. Siyasi partiler ve seçimlere dönük bir provaydı. Olayı gerçekleştirenler ister devlet içinde bazı odakları olsun ya da başka güç odakları olsun şunu test ettiler. Böyle bir olay karşısında toplum nasıl bir reaksiyon gösterecek? Ne kadar gerilecek? Bence bu provada başarılı olamadılar. Bu teste umduklarını bulamadılar. Ama yine de bundan sonra seçim sonuçlarını etkileme amacı benzer provokasyonlar yapılabilir. Devlet içinde çetelerin olduğunu, devlet içinde devlet olduğunu biliyoruz. Bunların ortadan kaldırılmadığını da gördük. Ancak siyasiler sağduyulu davranabilirlerse bu süreci atlatırız. Sözün özü, yeni Türkiye hayalleri çok güzel ancak eski Türkiye'nin hastalıklarından kurtulmadan, bunun için gayret göstermeden hayallere kapılmak doğru değildir. Yoksa gerçek karşınıza maliyetleriyle dikili verir. Sedat Leçiner